annem 12 buçuk sıralarında bahçeden geliyormuş köyün kocadaşı daşı vardır koca orada yoldan geçerken annem arkasından hayvan itiyor bunu ittikçe itiyor ittikçe itiyor bir kenara koy, iyice itmiş yani her taraflarını itince annem şuurunu yitirmiş. Sonra yoldan geçen bir tane 22-23 yaşlarında bir genç varmış. Bir tane yolda ayakkabı bulmuş. Bu ayakkabı necikci diye etrafına baksa annemi ileride de üzüp itip, Kanlar içinde bulmuş. Ne oldu teyze sana iminin tozunu süstü beni. İmin'in tozunu beni parçaladı. Hemen koşa koşa o muhtara haber veriyor. Muhtar geliyor ambalajsa haber veriyor. Oradaki gördüğü kadınlara koşun Güsminge'ye tozun süsmüş çok kötü. Kadınlar geliyor. Hepsi birden baksalar annemin hiç üstündeki kan bulaşmadık kanamadık yeri kalmamış oradan hemen ambulansla müdahale ediyorlar. Eğirdir'e getiriyorlar. Eğirdir dedi müdahale ediyorlar. Ben oraya vardığımda anne kızım, kızım beni tosun süstü. Kızım beni tosun süstü. Eminim beni için. dava edin. Emin'in tosunu süstü. Beni dava edin dedi. Anam sonra iyice kötüleşti. Oradan baktık kötüleşince Isparta Üniversite Hastanesi'ne getirdik. Isparta Hastanesinde de buraya gelince MR çekildi. Kalça kemiği, boyun kemiği iki yerinden. İmam tahtası kırık bel kemiği kırık <laughs> ve annem şuurunu yitirdi. Kavasında da 20 25 25 tane dikiş var. Kavatası görünüyordu. iki saatte zor diktiler annemi. Annem sonra bilincini yitirdi. Artık konuşamıyor. Sonra yoğun bakıma aldılar. Direkt ka kemiklerde kanama var, kırık kemiklerde diye. Annem ilk gün gene aynı ne oldu diye sorduğumuzda tosun süslü diyordu. Bir kez ertesi gün vardığımızda bilinci yitik cihazlara bağlı bir şekilde sürekli cihazlarda bağlı yaşıyor. Solunumu yitirmiş, solunum cihazına bağlı. Artık havzası yerinde değil, kendisi bilincinde değil. Cihazla yaşıyor, mama veriyorlar beslenmesi, Başka bir şey yiymişmiyor. Bir haftadır, 7 gündür. Yedi gündür bu olay oldu dana sahibi bir sefer bizi arayıp geçmiş olsun böyle böyle abla nasıl diye arayıp sormadı yani olay malini yapan hayvanı da ta hala satmamış köyde duruyor başka evet bir önlem de alınmamış daha önce başka birilerinde yaramış bizim başımıza gelen bu şey başkasının başına gelmesin Neyse bunun şeyisi cezasını çeksin biz bundan davacıyız